Gitme, iyi değilsin. Bırak beni. Çocuğum. Git bak. Aslım. Aslım. Kabus değil mi? Gerçek değil değil mi? Kim ne yaptı sana? Niye böyle yapıyorsun? Söyle! Ozan bırak kolumu. Söylediklerimin hepsi gerçek. Ben ayrılmak istiyorum. Daha dün evlenecektik. Armağımda benim yüzüğüm vardı. Niye Aslım, niye? Sorma! Sorma bir şey. İstemiyorum artık. Gözlerime bak. Bak. Seni sevmiyorum de. Beni sevmiyor musun Aslım? Ne yapıp edip öğren. Gerçekten ellerinde bir şey var mı? Yoksa o bacaksız süprüntü kız blöf mü yapıyor? Abi Eylül. Kızın adı Eylül yani. Neyse ne? O Eylül de babası olacak Yaşar da bir daha karşıma geçemeyecek. Hemen git. Bugün içinde bu işi çöz. Gözlerime bakarak söyle. Seni sevmiyorum de. Söyle. Söyleyemiyorsun. Çünkü sen de beni seviyorsun. Benim seni sevdiğim gibi. Ne oluyor Aslı? Ağlıyorsun. Benden ne saklıyorsun? Biri seni tehdit mi etti? Biri seni korkutuyor mu? Söyle. Şimdi ameliyattan vazgeçmeye gidiyorum. Anlaşmayı bozdum. Bitti. O kızın peşinden gitti. Ameliyatı hazırlayacaklardı. Berçin de yok ortada. Ozan, odana git. Bak bitti diyorum. Bitti. Anladın mı? Kimseyle alakası yok bunun. Seni sevmediğimi anladım, bitti. Yapamayacağım. Bir anlık bir hevesmiş. Seni elde etmek istedim, elde edince de bitti. Yok, anlıyor musun? Ben İzmir'e gidip kafamı dinlemek istiyorum. Ben artık yokum. Delirtme beni Aslım. Biliyorum, sen beni seviyorsun. Seviyorsun. Yeter! Yeter ya, senin hiç mi gururun yok, hiç mi anlamıyorsun? İstemiyorum. Bitti diyorum. Bitti.
artık benimsin Aslım. Ozan iyileştiğine pişman olacak. Git bitir bu işi. Ellerinde delil var mı yok mu öğren. Bu işi bitir, sen de kazan, ben de kazanayım. Efendim Eylül. Ha, evet. Babamın yanında. Evet. Tamam. Sen hazırlanınca ara beni. Ben gelip alırım seni. Tamam Adnan Bey. Evet. Buradaki işim çok sürmez zaten. Tamam. Hadi görüşürüz. Alo, Nermin? Ben Raziye. Ebe Raziye. Ya yıllar ne çabuk geçti değil mi? Adnan Bey nasıl, oğlan nasıl, iyiler mi? Ne kızıyorsun be? Hay hatır sormak da mı yasak? Alo? Alo? Aa, kapattı, haspama bak sen hele. Tabii işine gelmedi. Koray Eylül'le bir evlensin, Adnan'a gidip her şeyi anlatacağım. Eylül Adnan'ın kızı. Koray'ım da damadı olacak. İyi olacaksın anne. İyi olacaksın yavrum. Hepimiz seni bekliyoruz anne. Yeter ki iyi ol sevgilim. Yeter ki sana bir şey olmasın. Ben acımı da, sevgimi de kalbime gömerim. Bir daha adını anmam. Ama yeter ki senin yaşadığını, nefes aldığını bileyim. Başımı gökyüzüne kaldırdığımda, senin güzel gözlerinin benimle aynı gökyüzüne baktığını bileyim. Ben seni içimde yaşatır, kimseleri belli etmeden severim Ozan. İstersen nefret et benden. Gerekirse ben çekip giderim. Ay Eylül, ne yapıyorsun sen ama? Kızım bu odanın haline böyle savaş alanına çevirmişsin. Anne, Yaz bugün beni babasıyla tanıştırmaya götürecek. Ne? Gerçek mi diyorsun kız? Ay yarın bir gün bunlar seni istemeye de gelir o zaman. Yok canım öyle bir şey. Sadece tanışmak için işte. Eylül, bak görüyor musun? Nasıl temiz, nasıl dürüst bir çocuk bu. Geldi bizimle tanıştı ya. Şimdi seni de götürecek, babasıyla tanıştıracak. Ne demek yani? Benim niyetim ciddi demek. Aferin. Anne, sence babası beni beğenir mi? Ya beğenmezse? Oy benim güzel kuzum, seni niye beğenmesin? Sen hem güzelsin, hem akıllısın, hem on parmağında on marifet. Beğenir, beğenir. Ne bileyim, şimdi Yaz üniversite okuyor, ben okumuyorum ya. Belki istemez diye düşündüm. Ama annem, şu mahkemeyi kazanalım. Seneye sen de üniversiteli olacaksın zaten. Hem söylersin, ben de okuyacağım dersin. Zaten babası da Yaz gibi pırlanta kalpliyse hemen bağrına basar seni, sen hiç korkma. Ay inşallah. Ay baksana, şu nasıl? Yok annem, olmaz bu. İşi bitir, sen de kazan, ben de kazanayım.
Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Yaşar abi. Geç içir. Ne diyorsun oğlum, anlamadım ki ben seni. Ne demek zengin olduğumu bilmiyor. Ya baba bilmiyor işte. Bir türlü söyleyemedim. İlk tanıştığımızda ben bir yalan söyledim. O yalan büyüdü de büyüdü. Buralara kadar geldi işte. Ya baba ben artık çok yoruldum. Bugün her şeyi anlatacağım. Bak oğlum. Parasız pulsuz olup da zenginim diye kızları kandırmayı anladım da, koskoca Adnan Bey'in oğlu olup da zil numarası yapmanı anlamadım. Şimdiki kızlar parayı sever oğlum, gücü sever. Senin yaptığın iş mi? Baba, benim sevdiğim kız senin bildiklerine benzemiyor. Onun ne parayla ne de pullu işi var. O böyle gerçek sevginin peşinde, gerçek aşkın. Ya baba, bir görsen. O kadar masum ki, çok iyi kalpli. Hayatında tanıyabileceğin en güzel insan. Sen abayı iyice yakmışsın çocuk. Ben bizim restoranı ayarladım. Çocuklar masayı donatacak. Mahcup olmayalım gelin hanıma. Siz de geç kalmayın ha. Büyüksün baba. Bey nasıl oğlum? Lütfen bana iyi haberler verin. Operasyon başarılı geçti. İkisinin de durumları iyi. Merak etmeyin. Çok şükür. Çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. Bana dünyaları bağışladınız doktor bey. Evet. Hepimize geçmiş olsun. Gözümüz aydın Jülide. Hepimizin Tarık. Hepimizin arkadaşım. Ben size o kadar minnettarım ki. Bir anne baba olarak Berçin'in bu kararına müsaade etmeyebilirdiniz. Ben Ozan'ın hayatını size borçluyum. Kızımız ne karar alırsa arkasındayız. Ne işin var senin hala burada? Ne izle bekliyorsun? Ne istiyorsun? Yaka paça sürüklenip atılmayın. Defol git artık. Berçin sözünü tuttu. Eğer senin de biraz onurun, gururun varsa sen de sözünü tutarsın. Git buradan. Duydun mu beni? Sen de kurtul, biz de kurtulalım. İşte böyle. Hepiniz istediğim gibi davranıyorsunuz. Planım tıkır tıkır işliyor. Yavrum, en güzeli sen olduğun gibi davran. Neysen o, içten ol. Tabiatın neyse öyle davran. O yeter zaten. Eylül, bu Yaz'ın babasının adı neydi? Bilmiyorum ki, sormadım. Ay annem, bak eli boş gidilmez. Mutlaka bir hediye bir şey al. Annem var benim param, sağ ol. Ah benim güzel kızım. Allah bahtını açık etsin yavrum. Yaz'a da selam söyle. Yaşar abi, şimdi mahkeme yani duruşma haftaya kesin oluyor. Bak onu.
Bak tekrarına bak. Nasıl ortalıyor? Bak 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 gol. Gördün mü be? Çok güzel. He? Yaşar abi mahkeme diyorum. Oğlum sen de geldiğinden beri mahkemede mahkeme. Yakın evet. Allah'ın izniyle kazanacağız. Mazlumun ahı kimsede kalmaz oğlum. Öyle tabii Yaşar abi de. Ne oldu? Var mı delil falan, şahit falan yazdırdın mı? Gol! Vay be. Adnan'ın kızı. Yaşar'a. Yaşar'ın oğlu da Adnan'a. Eylül babasının Adnan Bey olduğunu öğrenince ne yapacak acaba? Zengin olacak, zengin. Tabii benim oğlum da bu sayede zengin olacak. Yaşar Bey de Adnan'ın oğlunu bağrına basar artık. Bu ne şimdi ya? Yine kızın peşine düşmüş. Koray evim sabah. Bitti artık anne. Geçti. Kabus bitti. Çok şükür aramıza döndün. İyisin artık. Aslı. İyiyim. Ozan iyi ya. O bana yeter. Aslım siz Ozan'la ayrıldınız değil mi? Tamamen bitti. Evet. Bitti. Öyleyse bir süre uzaklaşsam buralardan. Kafam dinlemek için. En doğrusu bu. Ozan'ı görerek yaşayamam. Gitmem lazım. Bu herkes için en iyisi olacak. Peki annen? O ne der? Bilmiyorum. Köy başında bir arkadaşım var İzmir'den. Ona giderim. Birkaç gün kafamı dinlerim. Sonra da ne yapacağıma karar veririm. İstersen ben de geleyim annenle konuşmaya. Yani ikna etmede yardımcı olabilirim. Gerçekten mi hocam? Yapar mısınız bu iyiliği? Durumu nasıl doktor bey? Endişelenecek bir durum yok. Birazdan narkozun etkisinden çıkar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Tarık'cığım, ben de kantine gideyim bir şeyler alayım. Uyandığı zaman canı bir şey ister belki.
Doktor bey. Bakar mısınız? Neler oldu? Kızım nasıl? Merak etmeyin Sibel Hanım. Berçin sadece uyutuldu. Donörden aldığımız böbreği Ozan'a naklettik. Berçin gerçekten ameliyat geçirmiş gibi sargısını yaptık. Az miktarda narkoz verdik. Her şey yolunda yani. Tebrik ederim. Sizden de bunu beklerdim. Buyurun. Fazlasıyla hak ettiniz. Geçmiş olsun. İşte bu kadar. Sonunda hayatını cehenneme çevireceğim hastamanı. Annenle sen yanın ateşte. Kusura bakma, hemen çıkacaktım aslında ama misafir geldi, illa kahve istiyor. Acele etme, ben seni beklerim. Daima beklerim. Tamam. Aa, kızım daha sen çıkmadın mı? Ben yapardım kahveyi. Anne, duymadın mı Raziye teyzeyi? İlla sen yap diyor. Ay. Yaşar abi, mahkeme diyorduk. Delil falan topladın mı ya? Ne mahkemesi oğlum? Ay Yaşar Beyciğim, Eylül'ün evde çok canı sıkılmıştır. Koray alıp da biraz dışarıda gezdirsin, ha? Ay güzel kızım benim. Gelini kahvelerini de görürüz inşallah. Eylül, çok güzel olmuşsun kızım. Teşekkür ederim. Babacığım, ben çıkabilir miyim artık? Çıkabilirsin kızım. Aa, nereye? Hayırdır? İşe işe. Acil aramışlar da kafede. Aa! Kız yoksa o karaoğlan da mı kafede çalışıyor? Eylül? Yaşar Bey, o oğlan kapıdaydı ben gelirken. O götürecek demek ki Raziye Hanım. Arkadaşlar kızımla o çocuk. Çok iyi bir insan. Gelip elimizi öptü. Benim gözüm arkada değil. Ne pes artık Yaşar Bey. Yani pes diyorum, elin oğlu kapılara geliyor. Kızını alıp götürüyor, sözlüsü değil, nişanlısı değil. El alem ne der canım? Ne derse desin. Benim güvenim tam kızıma. Hadi kızım, çıkabilirsin. Kız elden geçiyor, sen hala mahkeme. Alo, buyurun. Yok. Henüz öğrenemedim. Ama öğreneceğim yani. İş üstündeyim. Kızım ne diyorsun sen? Ya ne demek Ozan'dan ayrıldım? Sen çok seviyorsun kızım onu. Onun için ölümü bile göze aldın sen. Ne demek bu şimdi? Neden? Bitti anne. Ayrıldık. Ben onu sevmediğimi anladım. Ay delireceğim. Delireceğim. Sevmediğini anladın mı? Kızım. Bana bak. Bir bela mı var senin başında? Ha? Biri tehdit mi ediyor seni? Korkutuyor mu? Ne oluyor? Tabii. Jülide Hanım değil mi? O korkutuyor seni. Ben sorarım ona. Anne dur. Yok öyle bir şey. Ne diyor sana? Benimle mi korkutuyor? Dayınla mı? Ozan'dan ayrılmazsan onları işten atacağını falan mı söylüyor? Yok yok Hediye Hanım, hiç olur mu öyle şey ya? Lütfen siz oturun, sakin olun. Bakın Fatih Hocam. Aslım sizi çok sever, güvenir. Hep bahsediyor sizden. Benim kızım Ozan'a deliler gibi aşıktır. Baksanıza, ben onun bakışından anlarım. Şimdi de kalkmış ayrıldık diyor. Kızım ne oluyor? Söylesene. Belki de başka biri vardır.
Bu arada bir şey bildiğimden değil, yanlış anlamayın. Uzun yıllardır bu işi yapınca, gençlerle çalışınca, bir gün deli divane aşık oluyorlar, öbür gün unutuyorlar. Yani bunlar yaşanabiliyor. Siz de çok üzülmeyin lütfen. Yok. Yok, olamaz. Ben anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Anne, bir şey daha var. Ne? Benim biraz yalnız kalmam lazım. Birkaç gün göl başına gideceğim. Ozan. Ozan. Benim canım fedakar yavrum benim. Ozan, evet. Senin sayende kurtuldu. Anne, planımız yolunda mı? Berçin. Şimdi dinlensen, hadi bakayım, konuşma. Ozan, başka şansı yok. Beni sevmekten başka şansı yok Ozan. Berçin, babam burada. Konuşup da yorma kendini. Tamam canım benim, hadi dinlen sen güzelce, düşünme bunları. Ah kuzum benim. Ozan. Ah kuzum benim. Ya, karşılıksız bir şey yapamazdı kuzum benim. Niye? Çünkü annesinden öyle öğrendi. Ders verme Tarık. Her yerde ders verme. Tamam, izin verdim ama sen Fatih Bey'e dua et. Madem derslerinizle ilgili, hem okuldan geri kalmazsın hem de arkadaşını görmüş olursun. Ama kendine dikkat edeceksin. Nur'a da selam söyle, tamam mı? Bunlar çocukluktan arkadaştırlar. Çok iyi bir kızdır. Çok uzun kalma, tamam mı? Ben özlerim seni. Tamam. Tamam ama. Canım, bu böyle vedalaşıyormuş gibi. İki gün kalıp döneceksin şunun şurasında, değil mi? Tabii, yani alt tarafı iki gün. Ama Aslım çok duygusal bir kız. Sizden ayrı kalmak zor geldi galiba. Evet öyle. Ama gitmem lazım. Böylesi en iyisi. Hem iki günlük ya. Ben seni habersiz bırakmayacağım söz. Soğuktur şimdi oralar, sıkı giyin, tamam mı? Varır varmaz da ara beni. Tamam anne. Hoşçakal. Hoşçakal. Hocam, benim gitmeden önce son bir kez beni görmem lazım. Ozan'a veda etmeden gidemem. Lan ne güzel şeysiniz siz be. Koray, yırttın be oğlum. Artık kralsın. İstediğin pavyonda ez bunları. Efendim Adnan Bey. Bir isteğiniz, bir arzunuz mu var? Yalakalının lüzumu yok. Ne durumdasın? Merak etmeyin. O iş bende. Yani en kısa sürede öğreniyorum. Beni pişman etme. Yaşar'ın ağzından ne var ne yok öğren. Ellerindeki delilin ne olduğunu bul. Ağam, Yaşar Usta'nın elinde sağlam bir delil varsa ne yapacağız? O zaman Yaşar'a hayatı boyunca unutamayacağı bir ders vereceğiz.
Gerekirse kızından çıkaracağız acısını. Ne alacağız babana şimdi? Ya bir şey almamıza gerek yok. Olmaz aşkım, öyle bir şey almamız gerek. Sen ne dedin? Olmaz dedim, bir şey almamız gerek dedim. Hayır, başka bir şey daha söyledi. Sen aşkım mı dedin? Ay yok canım, hem ben demem ki öyle bir şey. Hayır hayır, aşkım dedim. Ya ben tam olarak duyamadım da, sen bunu bir daha söyler misin? Aşkım. Efendim? Aşkım. Sevgilim. Ya bizim Yağız yakmış Kâbe'yi ne yakmış? Kızı bir anlatışı var, gözlerinin içi gülüyor. Nikah yakın o zaman. Ya iyi bir ailenin kızıysa neden olmasın? Baş göz ederiz, Yağız'da da aklımız kalmaz. Şu mahkeme işi ne oldu? Araştırıyorum. O işçi parçasının elinde bir kanıt varmış güya. Kızı söyledi. Boğazıma yapıştı terbiyesiz. Kanıt varsa işini bitiririm onların. O kızı da babasını da mahvederim. Maşallah, maşallah benim oğluma. Bak gördün mü Yaşar Bey, nasıl oğlun gibi sahipleniyor seni. Kız Nurhan'cığım, ay çok iyi, çok vefalı bir çocuk benim oğlum. Yaşar da hep oğlu olsun isterdi. Kız biz Eylül'ü oğlan biliyorduk ya. Allah aşkına. Yardım et Razi'ye be ne olur. Yeter ki şu kızımı al. Onun yerine bana bir erkek çocuğu getir. Razi'ye, yemeyeceğim mi anacığım? Sağ ol. Yaşar abi, şu avukat ne diyor mahkeme içine? İlla meraktan öldüreceksin adamı ha. Ben bir su alıp geleyim oğlum. Güzelden gidiyor, haberin yok. O Yağız denen çocuk Eylül'ü aldı da gitti. Senin haberin var mı? Senin ne yapıp ne edip o Eylül'le evlenmen lazım. Parayı bulmak istiyorsan bu kızla evleneceksin. Babası milyoner ne de olsa. Ne milyoneri ya? Ne milyoneri ya? Abartma. Adamın alacağı bir tazminat, o da alabilirse yani. Ne milyoneri? Neyse ne işte. Eylül'ün peşine düşsen. Merak etme sen, tamam mı? Bak o kız elinde sonunda benim karım olacak. Bunu bil. İnşallah. Allah Allah, beni bir bana bırak ya. Şu mahkeme daha önemli. Ben sana anlatacağım olayı. Dur, hiç sırası değil. Şimdi herkes işaret edilir. Yine olay çıkacak. Ozan'ı görmeden hiçbir yere gidemezdim. O uyanmadan göreyim ki geldiğimi anlamasın. Hem ne derlerse desinler. Ben Ozan'ı görmeden gidemem. Tamam hadi, ama çok kalma, tamam mı? Düşeceksin işte. Çevrende sana yardım edecek kimse bırakmadım. Ne annen, ne Ozan, ne diğerleri. Artık avcumun içindesin.
Ozan benim her şeyimi çaldı. Şimdi sıra bende. İlk seni alacağım ondan. Onu can evinden vuracağım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yalnızca uykuya dalmışsın gibi. Yalanlar söyledim. Affet beni. Ben seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Seni terk etmedim. Ama senin hayli bilmen gerekti. Berçin senin hayatını kurtarmak için benimle pazarlık yaptı. O seni yaşatacaktı. Ben aşkımızı öldürecektim. Seni terk etmeseydim. Böbreğini vermeyecekti. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Şuna bakabilir miyim ben? Tabii. Buyurun. Siz baka durun, ben bir 5 dakika geliyorum. Teşekkürler. Yaz, baksana babam bunu beğenir mi? Ya boş ver. Çok pahalı bu. Saçmalama. Sen beğenir mi onu söyle. Ya, sen ne alırsan o beğenir o. Gerçekten mi? Yaz, babanı o kadar merak ediyorum ki. Eminim o da senin gibi altın kalplidir. Hem senin gibi birini yetiştirdiğine göre muhteşem bir insandır. Benziyor mu sana? Yoksa yakışıklılığın annenden mi geçti? Önce aşkım, sonra yakışıklı. Bugün benim bayramım galiba. Sen benim kıymetlimsin. En değerlimsin. Ailem de bunu çok iyi biliyor. Çok güzel gidecek eminim. Bak buraya. Bu ne lan? İyice közleyin şu patlıcanı. Gelinim gelecek, gelinim diyorum. Adam gibi hazırlığınızı yapın. Oğlumun seçtiği kız başımın tacıdır. Sakın rezil etmeyin beni. Ay Nurhancığım, bir baktım benim oğlum Koray'ım, yaşlı kadıncağız düşüyor kaldırımda, hemen onu kucakladığında bir karşıya geçirdi. Ay o kadıncağız nasıl dua etti, nasıl dua etti bir görsen. Kız çok iyi kalpli, çok vefalı bir çocuk benim oğlum. Maşallah. Vallahi. Ay çok da akıllı. Allah için. Daha 5 yaşındayken okumayı öğrendi. Ay anlatmıştın Raziye. Hatta ilkokula da 2. sınıftan başlatmışlardı. Ha işte. Benim oğlum çok akıllı, çok zeki olduğu için öğretmeni bir gün beni çağırdı. Raziye Hanım,
Çok zeki, çok akıllı bir çocuğunuz var sizin. Siz bunu üstün zekalılar okuluna yazdırın dedi. Kız Raziye, bu Koray lise terk değil mi? Ha? Dışarıdan bitirmedi miydi liseyi? Hani gittiği bütün okullardan tasdikname aldıydı da. Aşk olsun sana Nuran. Şimdi ne alaka bu? Ben ne anlatıyorum, sen ne söylüyorsun? Bir kere çok akıllı, çok zeki benim çocuğum. Hallettin mi? Hallediyorum abi, dur. Ettim, al. Koş gibi oldu. Yaşar abi, ne yapıyorsun? Neresine basıyorsun abi? Ben yapıyorum, sen bozuyorsun ya. Ben akşam hallederim oğlum. Ben bir bahçeleri gezip geleyim, bana müsaade. Yaşar abi dur, ne bağ bahçesi ya? Yani yorulma şimdi. Senin daha önemli işlerin var. Bak mahkeme yaklaşıyor. Delil toplaman lazım, şahit toplaman lazım. Yok oğlum yok, o iş tamam. Nasıl tamam? Kapı gibi delilim var, şahidim de. Biz o davayı kazanacağız oğlum. Adnan Bey hak ettiği cezayı bulacak. Hapislerde çürüyecek. Hadi görüşürüz. Demek tamam. Adnan ne kadar verecek acaba? Ben onu iyi bir kopartırım. Affet beni sevgilim. Ben bu hayatta en çok seni sevdim. Sen benim ilk ve son aşkımsın. Sevgilimsin. Her şeyimsin. Ama gitmek zorundayım. Sen yaşa diye gidiyorum Ozan. Sen yaşa sevgilim. Sen yeter ki iyi ol. Ben her şeye razıyım. Aslım, gitmemiz lazım. Jülde Hanım gelebilir. Senden bir an bile ayrılmak istemiyorum sevgilim. Ama mecburum. Elini tutmaya doyamadım. Hoşça kal. Böyle olması gerekiyordu Ozan. Senin yaşaman için şeytanla pazarlığa oturmak zorundaydım. Bana dedi ki, ya sevdiğini öldürürsün ya da sevgini. Ne sevdiğimi öldürebilirdim, ne sevgimi. O yüzden çekip gidiyorum. Hoşça kal. Çiçek de alalım mı babanı? Ha, ne gerek var? Zaten hediye aldın ya. Olmaz canım, hem çiçek şart. Hoşuna gider belki babanı. Hadi gel. Baksana şu güzel mi? Güzel. Adnan Bey buyurun. Ne yaptın? Peşinde misin kızın? Evet efendim. Takip ediyorum. Yanında genç bir adam var. Dolaşıyorlar. Benden haber bekle. Arar aramaz o kızın işini bitir. Adını çok duydum ama tanışamadık. İşimi gör, ben de seni görürüm. Peki efendim.
Tamam ama yavaş oğlum yavaş, yerler çizilmesin. Ay, ne lüzum vardı canım, ben çekerdim dolabı. Ay aşk olsun sana Nurhan'cığım. Yani Koray dururken değil mi? Kız benim oğlum çok yardımseverdir. Yaşlı kadını karşıdan karşıya nasıl geçirdiğini anlatmış mıydım? Anlattın Razi'ye, anlattın. Aferin o. Ya pardon, buna bakmam lazım. Çok önemli bir telefon bu. Rames'in konuş. Adnan Bey, ben Yaşar abilerdeyim. Önce biraz uğraştırdı beni. Tabii, konuşmadı ama. Sadet'e gel. Şöyle. Adnan Bey, ben Yaşar abiyi tabii konuşturdum sonra. Yaşar abinin delili de şahidi de varmış. Yani mahkemeyi kesin kazanacak, öyle söyleyeyim. Ne diyorsun be? Kes sesini. Gerizekalı. Kimsin lan sen? Mahkemeyi kazanacakmış. Ortada kazanılacak bir şey varsa ben kazanırım. Ben sana... Kopat lan bu herif. Yaz, resmen babam bizi bekliyor. O kadar heyecanlıyım ki. Eminim o da senin kadar heyecanlıdır. Eylül, şuradan bir taksiye mi binsek? Gerek yok canım, şurada durak var. Çok yazar, gel. Binelim işte. Eylül. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Aslında babam yanındayken söyleyecektim ama... Senin burana bir şey mi oldu? Yok. Tamam sonra söylersin ya. Hadi gel. Hadi. Efendim Adnan Bey? Bitir şu kızın işini. O Eylül mü ne? Bitir işini. Vur arabayı, geç üzerinden. İster gebersin ister sakat kalsın. Babası kızıyla uğraştın da benim yakamdan düşsün. Yanında bir genç var. Karşı koyarsa onu da vur, geç. Kimseyi dinleme. O kızın işi bugün bitecek. Hayır. Hayır, hayır. Hayır Ozan. Yatman gerek. Sen uyandığında ben burada olamayacağım. Ama nereye gidersem gideyim, kalbimde olacaksın. Aslım nerede? Benim Aslım'la konuşmam lazım. Ozan hayır. Hareket etmemen gerekiyor. Ozan, anneni dinle. Kalkman yasak. Bırakın beni. Ozan. Aslı seni terk etti. Gitti. Bunu hepimiz gördük. Ameliyatlısın ve hareket etmemen gerekiyor. Hatırlıyorum. Her şey bir rüyaydı. Ozan. Kan zehirlenmesi geçirdin anneciğim. Böbreklerin zarar gördü. Eğer nakil olmasaydı, Allah korusun seni kaybedebilirdik. Hatırlıyorum. Aslım buradaydı. Az önce burada. Benim onu aramam lazım. Ozan bak, hayatını kurtaran kişi geldi. Ozan.
Berçin'e bir hayat borçlusun. Dayım, Nuray yengem, Eylül'üm, bana aile sevgisini, dayanışmayı, fedakarlığı öğrettiniz. İlk defa bir yere ait hissettim kendimi. İlk defa annemden başka güvenecek insanlar oldu etrafımda. Bize kapınızı açtınız, elimizden tuttunuz. Şimdi ben size düzgün bir veda bile edemiyorum. Yaptığınız iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağım. Dünyanın en güzel, en saf, en masum insanlarısınız. Umarım sizi hiçbir şey ayıramaz. Dünyanın kiri, pası size asla ulaşmaz. Hep böyle bir arada ve mutlu kalırsınız. Otobüs ne kadar kalabalıktı değil mi? Her zaman böyle. Gören de özel arabadan inmiyorsun sanacak. Ali baba. Oğlum neredesiniz? İşlere kafam çok bozuk. Gelin bir göreyim de moralim yerine gelsin. Sana hediye aldık baba. Eylül bir de çek almak istedi. Gelinime bak sen. Şimdiden gözüme girdi. Neredesiniz? Az kaldı baba, geliyoruz. Tamam hadi görüşürüz. Ne oldu, ne diyor? O senden daha heyecanlı. Adam sabredemiyor. Bir an önce gidelim de sizi tanıştırayım artık. O Eylül mü ne? Bitir işini. Vur arabayı, geç üzerinden. Çok sağ ol Berçin. Yaptığın çok büyük bir fedakarlıktı. Sen ölümle yüz yüzeyken ben durup izleyemezdim Ozan. Hem dostluklar bugün içindir. Benim yerimde kim olsa aynını yapardı. Sağ salim atlattınız, çok şükür. Çok şükür. Hastanın dinlenmesi lazım. Bir kişi kalsın yanında. Dışarı çıkalım lütfen. Tabii hemşire hanım. Hemen. Hadi çıkalım. Anne. Berçin burada kalabilir mi? Onunla konuşmak istediğim birkaç şey var. Tamam anneciğim. Nasıl istersen öyle olsun ama ben tekrar gelirim, tamam mı? Konuşacaksın benimle. Bak, artık teşekkür etmene gerek yok, tamam mı? Aslı'nın nerede olduğunu biliyor musun? Konuşmak istediğin şey bu muydu? Bak Ozan. Biliyor musun, bilmiyor musun? Ben Aslı'nın sana söylediklerini duydum. Çok üzgünüm. Çok dil döktüm. Gitme dedim. Onu bu halde bırakma dedim ama dinlemedi. Her şey yolundaydı. Böyle birdenbire değişmesi akıl alır gibi değil. Sanki aslım kendine değildi. Bir sebep olmadı öyle davranması için. Aslında evet. Sanırım bir sebep var. Nedir o? Geldik. Yaz dur be. Ay ben çok heyecanlandım. Vallahi benim elim ayağım titriyor heyecandan. Kalbim duracak. Ne yapacağım?
Bundan sonra hayatımızda hep böyle tatlı heyecanlar olacak. Şimdi derin derin nefes al. Şöyle. Babam seni çok sevecek. Çünkü o da biliyor benim sana ne kadar aşık olduğumu. Hadi gel. Ozan, bu konuları konuşmasak olur mu? Yani senin bazı şeyleri bilmen iyi değil. Daha doğrusu aslını eskisi gibi hatırlaman senin için daha iyi olur. Lafı dolaştırma Berçin. Ne biliyorsan anlat. Aslım da test yaptırmış. Böbreğinin uyumlu olup olmadığını anlamak için ondan da kan aldılar. Dokular uyuştu. Yani sana böbreğini verebilirdi. Ama bu konudan kimseye bahsetmememi istedi. Korkmuş. Ameliyata girmemek için de senden ayrıldı. Yani Ozan'ı ölüme mi terk edeceksin dedim ama dinletemedim. Hayır. Aslım öyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsun. İnanmamakta haklısın. Böyle bir insan olacağını nereden bilebilirdin ki? Ben de inanmadım ama maalesef doğru. Karşınıza çıkan ilk engelde arkasına bile bakmadan kaçtı. Sevgisi yalanmış demek ki. Zaten gidecekmiş buralardan. Okulu bırakacakmış. Artık hayatımızda Aslım diye biri olmayacak. Üzücü ama bu böyle. Neyse, sen biraz dinlen. Ben de gideyim. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz.